Tekrar merhaba arkadaşlar. Bölünebilme kurallarıyla devam ediyoruz. Şimdi bu bölünebilme kurallarının nereden geldiğini kısaca bir izah etmeye çalışayım. Mantığı çok basit arkadaşlar. Bu bölünebilme kuralları birincisi şunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Mesela 2x sayısı, 2 içinde çarpan olarak bulundurduğu için 2'ye bölünür diyoruz. 2x artı y sayısının 2'ye bölümünü kontrol ederken buna hiç bakmıyoruz. Atıyoruz bunu. Direk Y'ye odaklanıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi burada da birincisi bu önemli az önce bahsettiğimiz husus. İkincisi de çözümleme hususu. Mesela bir tane ABC sayısını düşünelim. Tamam mı? ABC sayısının çözümlenmiş hali 100A artı 10B artı C şeklindedir değil mi arkadaşlar? Şimdi burada bu 2 ile çarpı yani 2'ye bölünüyor. Bu da ikiye bölünüyor. Direkt C'ye odaklanmamız gerekiyormuş. Doğru mu arkadaşlar? İşte kural da zaten öyle diyor. Eğer diyor birler basamağı yani C dediğimiz şey 0 2 4 6 8 gibi çift sayılarsa yani çift rakamlardan oluşuyorsa bu sayı tam bölünür. Aksi takdirde de 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Evet örneğimize bakalım. 5 basamaklı, rakamları farklı doğal sayısı 2 ile tam bölündüğüne göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 2 ile tam bölünüyorsa ben o x'e 0 2 4 6 8 rakamlarından birini vereceğim. Dikkat ederseniz sayıda 0 var 2 var 4 var 6 var fakat 8 yok arkadaşlar. Dolayısıyla x ne olacak? 8 olacak. Evet 3 ile bölünebilme. Yine arkadaşlar bunun da mantığını bir izah edelim. Bundan sonrasına çok mantığını izah etmeye karışmayacağız. Çünkü anladınız. Diğerlerini siz kendiniz çıkartabilirsiniz. Mesela bir ABC sayısı alalım yine tamam mı? ABC sayısının çözümlenmiş hali neydi? 100A artı 10B artı C idi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? 99A artı A artı 9B artı B artı C. Şimdi ne yapıyorduk? 3'e bölünenleri atacağız değil mi? Çünkü 3'e bölünebilmeyi araştırıyorum. Bunu atıyorum. Bunu atıyorum. Geriye ne kalıyor? A artı B artı C. İşte kural da zaten böyle diyor arkadaşlar. Bir sayının 3'e bölümünden kalanı bulurken rakamlar, toplamın üç, rakamlar toplamı 3'ün katı oluyorsa 3'e tam bölünür. Bakın Rakamlar toplamı çıktı bizim az önce uyguladığımız yöntemde. Peki, bir sayının 3 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalandır. Yani işte diyelim ki 124 sayısının 3 ile bölümünden kalanı bulacağız. Rakamları topluyoruz arkadaşlar. 7 yapıyor. 7'nin 3 ile bölümünden kalan ne? 1, değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi yöntemimizi öğrendik. Sorularımıza geçelim. 4 basamaklı 3, 4, A5. 3, 4, A5 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Yani bu eşitmiş 3K artı 2 gibi bir şey. Güzel. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ne yapıyorduk 3 ile bölünebilme kuralı? Rakamları topluyorduk. 3 artı 4 artı A artı 5 eşittir 3'ün katı artı 2 diyoruz. Ne oldu? 3, 7, 12. 12 a pardon 12 artı a eşittir 3 k artı 2 diyoruz. Bunu buraya atarsak arkadaşlar 10 artı a eşittir 3'ün katı olacak. Pekala a buradan ne çıkar arkadaşlar? a'nın alabileceği değerler toplamı 2 olabilir a çünkü 12 3'ün katıdır. Sonra artık 3'er 3'er arttıracağız. 5 olabilir 8 olabilir. 3 daha artırdığımda 11 oluyor ve A rakamlıktan çıkıyor. Yapamıyormuşuz. Dolayısıyla 15 olacak cevap. Evet 5 basamaklı 2 7 A 4 B 2 7 A 4 B sayısının 10 ile bölümünden kalan 8'dir. Şimdi arkadaşlar 10 ile bölünebilmeyi kullanacağız. Basit olduğu için bunu buraya koyduk. 10 ile bölünebilme son haneye bakıyorsunuz. Son hanedeki rakam kaçsa yani sıfırsa ona bölünür değilse de ona bölümünden kalan odur. Dikkat edin ona bölümünden kalan 8 diyor. Demek ki son rakam 8'miş yani B 8'miş. 2, 7, A, 4 ve 8 güzel. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Bunları topluyorduk. 2 artı 7 artı A artı 4 artı 8. 2, 9, 13, 21. 21 artı a sayısı 3'ün katıymış değil mi arkadaşlar? a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. a buradan 0 olur. Sonra 3 olur, 6 olur ve 9 olur arkadaşlar. Bunların toplamı ne olur? 18. Evet. 4 ile bölünebilme. Son iki basamağı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Bir sayının 4 ile bölümünden kalan o sayının son iki basamağının 4 ile bölümünden kalandır. Yani arkadaşlar 4 ile bölünebilmesi için sayının son iki hanesine bakıyoruz. İlk 3 haneye bakmıyoruz. Neden arkadaşlar? Düşünün. Mesela şu sayıyı inceleyelim bak. Evet. Sayımız bu. Ben bu sayıyı şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? 54.700 artı A artı 2. Pardon A2. A2. Böyle yazabiliyorum değil mi? E zaten şu 4'e bölünüyor. Baris. O zaman direkt burayı uğraşıyorum. Değil mi? Direkt burayla alakadar oluyorum. Yani son iki basamak hikmeti buymuş. Tabii çözümleyerek de elde edebilirsiniz yine. Peki 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Sayımızı bir yazalım. 547 ve A2. Şimdi arkadaşlar son iki haneye bakıyoruz. A2 sayısı 4'e bölünecek değil mi? Dolayısıyla ben A'ya 1 versem 12 bölünür. 2 versem 22 bölünmez. 3 versem 32 bölünür. 5 versem 52 bölünür. 7 versem 72 bölünür ve 9 versem 92 bölünür. Bizden A'nın alabileceği değerler toplamı 10, 20 ve 25 oldu. 5 basamaklı rakamları farklı falan filan sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı Şimdi 253A6. 4 ile tam bölünüyorsa biz nereye odaklanıyorduk? Son iki haneye. Yani A6'ya odaklanıyoruz. Buranın 4'e bölünmesi lazım. O zaman 1 3 5 7 9 olacak. Yine ana alabileceği değerler toplamı 10, 20, yine 25 oldu cevap fazla geçtik. Evet 5 ile bölünebilme. Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağının 5 ile bölümünden kalandır. Ne diyor yani arkadaşlar? Mesela siz 123 gibi bir sayı aldınız. Bunun 5 ile bölümü hususunda sadece son haneye bakıyorsunuz diyor. Son hanede 3 var. Demek ki 5 ile bölümünden kalan 3 veya 127 olsaydı son hanede 7 var. Bunun 5 ile bölümünden kalan 2. Demek ki sayının da 5 ile bölümünden kalan 2'dir diyor. Şimdi sorumuza geçelim. 4 basamaklı 7A3B sayısı 5 ile tam bölünmektedir. 7A3 B diyor. B yerine o zaman 0 alabilirim. Veya 7 A 3 5. Bunu da alabilirim. Buna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? E A'nın kaç olduğunun bir önemi yoksa arkadaşlar ben direkt buradan yapayım soruyu. Çünkü burada A'ya 9 bile versem 9 artı 0'dan 9 olacak. Ama burada 9 versem 7, 9, 3, 5 A artı B ne olur? 14, 14 olur. Yazabilirsem olur. Evet. Devam. Yine 5 ile bölünebilme ne demiş? X çarpı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu sayı zaten 5 ile tam bölünüyor. 5 ile bölümünden kalan 0. Bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 3 arkadaşlar. Dolayısıyla artık X yerine 0, Y yerine 3 yazabilirim. 0 çarpı 3 artı 0 artı 3. Ne olur arkadaşlar? 3 olur. Demek ki 5 ile bölümünden kalan da 3'müş. Evet 8 ile bölünebilme. Bu durumda neye bakıyoruz arkadaşlar? Son 3 haneye bakıyoruz. Son 3 hane. Yani mesela şurada 137'ye bakacağız değil mi? Ne diyor? Son 3 basamağı 8'in katı olan sayılar 8'e tam bölünür. Bir sayının 8 ile bölümünden kalan o sayının son 3 basamağının 8 ile bölümünden kalandır diyor falan filan 30 basamaklı bir sayı varmış örneğimizde. Sayının 8 ile bölümünden kalan. Ben şurayla hiç alakadar olmuyorum. Son 3 basamağa bakıyorum. 137'nin 8 ile bölümünden kalan bir kere var 8. 57. 7 kere var. 7 kere 8. 56. Demek ki kalan 1'miş. Evet 9 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 9'un katı olan hani 3 ile bölünebilmeye çok benziyor arkadaşlar. Aynı saatte. E, 9 ile tam bölünür diyor. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan o sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalandır diyor. Peki hala yani örneğimizi inceleyelim. Sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sayı 20 basamaklı bir sayıymış. 82, 82, 82 diye gidiyor ve 82. Burada arkadaşlar 8 ve 2'nin toplamı 10. 10 10. Burada kaç tane 10 var? Çünkü 20 basamaklı bir sayıysa her iki sayıdan 8 2 yani her iki sayıdan bir 10'luk elde edeceğim. 10 çarpı 10'dan 100 olur arkadaşlar. Yani rakamlar toplamı 100'müş. Peki 100'ü ne yapacağız? 100'ü 9'a böleceğiz. Hayır arkadaşlar buna gitmeyin. Bak işinizi kolaylaştırın. E ben 100'ün 9'la bölümünden kalanı arıyorum. E 1 artı 0 artı 0 ne oldu? Yine 1 oldu arkadaşlar. Tamam. Yani sayı büyük çıktı diye bunu bölmeye çalışmayın. Ha, direkt yine aynı kuralı uygulayın. Amacımız kalanı bulmak zaten. Devam. 4A 6B 4 basamaklı sayısına 4 eklendiğinde 9 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayı 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi sayımızı bir yazalım. 4A 6B sayı 4 ile tam bölünebiliyor diyor. Güzel. Sayı 4 ile tam bölünebiliyorsa ihtimalleri yazalım. 4A 6 0 4A 6 4 4a, 6 ve 8, değil mi? Bu ihtimaller var. Hani 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki haneye bakıyorduk, onları sağladık. Yani b'ye değerler verdik. Şimdi diyor ki, bu sayıya diyor 4 eklenince, 4 eklenince 9'a bölünüyor diyor. 9'a bölünme kuralını uygulayalım. Burası 10 artı a, burası 14 artı a, burası da ne iş? 18 artı a olacak arkadaşlar. Şimdi 4 eklendiğinde 9'a bölünüyordu. Hepsine 4 ekleyelim. 14 artı a, 18 artı a ve 22 artı a olur. A'nın alabileceği değerler toplamı. E 14'ten büyük 9'a bölünen ne var? 18 yani a 4 olur. 18 A'ya 9 da verebilirim. 0 da verebilirim. Tamam 0 veya 9 ikisi de oluyor. Sonra burada da 27 var. A'ya A'ya 5 verebilirim. A'nın alabileceği değerler toplamı 4 artı 9 artı 5 eşittir 18 oldu. Evet devam. A sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere sayısının toplamı sayılarının toplamının 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada bir tane A sayısı var. Bak temel kavramlar kullanacağız. Burada iki tane A sayısı var. Burada 3 A sayısı var. Neden? Çünkü hani ben şunun 9 ile bölümünden kalan A artı A artı A demiyor muyum? Dolayısıyla 3 A var. Böyle böyle devam edersek 50 basamaklı. Burada da 50 çarpı A var. Güzel. Ben diyor ki bak sayılarının toplamı bunların hepsini toplayacakmışım. Pekala topladığımda ne olur arkadaşlar? A artı 2A artı 3A artı nokta nokta, nokta 50A değil mi? E bunun kısaca cevabı neydi? Hani A parantezini aldığımızda 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 50. Ne olur arkadaşlar? A çarpı 50 çarpı 51 bölü 2'den 25. A çarpı 25 çarpı 51 bulduk. Pekala. 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaç arkadaşlar? Ne yapıyoruz hemen? 5 artı 1 6. Bunun 7. 6 kere 7 42. 42'nin 9 ile bölümünden kalan kaç? 6. Yani arkadaşlar 6a. 6a'nın 9 ile bölümünden kalan 3'müş. Şimdi 9 ile bölümünden kalan 3 ise arkadaşlar A'ya ne verebilirim? 2 verebilirim. 12 olur. 3 veremem. 4. 4 veremem arkadaşlar. 5 verebilirim. Verebilirim. Sonra 8 de verebilirim arkadaşlar. Ne oldu? Alabileceği değerler 15 oldu. Devam edelim. Bir öğrenci birden dokuza kadar olan rakamları küçükten büyüğe doğru yan yana dizerek şeklinde bir sayı dizisi oluşturuyor. Buna göre öğrencinin oluşturduğu sayı dizisinin baştan 247. rakamı kaçtır demiş. Arkadaşlar dikkat edin bu sayı dizisi ne yapıyor? Dokuzda bir kendini tekrar ediyor değil mi? Tamam. Dolayısıyla ben 247'yi bir dokuza böleyim değil arkadaşlar. Çünkü uğraşmayacağız böyle. 9'a bölümünden kalan 2, 9, 13, evet 4, 4. Tamam. 9'a bölümünden kalan 4'müş. Dolayısıyla 9'a tam bölündü ve 4 arttı. 9'a tam bölünseydi burada bitecekti. 1, 2, 3, 4. Yani 4 de bitti arkadaşlar. Cevap C şıkkı. A bir doğal sayı olmak üzere sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5, 4, 9, çarpı a artı 63 çarpı a kare artı 27 a küp artı 2 7 5 1. Şimdi arkadaşlar 9 ile bölümünden kalanı soruyor bize. Gitti. Çünkü 9 atan bölünüyor. Gitti. 9 atan bölünüyor. Gitti. 9 atan bölünüyor. E buraya kaldık. Burada da zaten şu 9 ediyor. 5 artı 1 6 oldu. Evet. 5 basamaklı sayısı pardon 5 basamaklı rakamları farklı. 5, x, 4, 3, y sayısının 4 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Şimdi 4 ile bölümünden kalan 1 ise arkadaşlar bunu biraz irdeleyelim. 5, x, 4, 3, 3 olabilir değil mi? 5, x, 4, 3, 7 olabilir. Artık 4 daha ekleyince olmuyor arkadaşlar. Demek ki bu durumlar var. Tamam. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Fakat dikkat edin rakamları farklı diyordu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ben bunu alamayacağım. Demek ki tek alternatifim kaldı buymuş. Güzel. Bunun da diyor 9 ile bölümünden kalan 2. 5 artı ya da yazmayalım 5, 9, 12, 19. 19 artı x 9'a böldüğünde 2 kalanını veriyormuş. Dolayısıyla bu hani 9'a bölümünden kalan 1'dir. 1 artı x eşittir 2 ise x eşittir 1'dir deriz arkadaşlar. Devam. 10 ile bölünebilme. Birler basamağı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Bir, sayı 10 ile, bir sayının 10 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamdır diyor arkadaşlar. Örneğimize geçelim direkt basit bir şey çünkü. 10 ile bölümünden kalan 4'tür demiş. 8, A, 5, 3, 4 demek ki arkadaşlar. Burada B'yi belirtiyor zaten. Bu sayı 9 ile tam bölündüğüne göre A kaçtır? E 9 ile tam bölünüyorsa 8, 13, 18, 22. 22 artı a eşittir 9'un katıymış. Demek ki a buradan 27 yani 5 çıkar arkadaşlar. Devam. 11 ile bölünebilme. 11 ile bölünebilme de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sayıların başına artı eksi artı eksi artı eksi yazıp geçiyorsunuz. Tamam bu kadar basit. Yöntem burada onu söylüyor anlatıyor. Biz uygulamasını görelim. Şimdi diyor ki 385 M72 sayısı 11 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. Artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi artılara bakalım. 8 M2 yani 10 artı M eksilere bakalım. 3 5 pardon 3 8 15 eksi 15 İşte bu arkadaşlar 11 K artı 3 güzel güzel. Bunu bu tarafa atalım bunu bu tarafa atalım ne olur? 10 artı M eksi 18 eşittir 11'in katıymış Tabii burada K doğal sayı arkadaşlar Hani 0 katı da olabilir. Şimdi M buradan 8 olur. Çünkü 18 eksi 18 0 olur. M'nin alacağı değer 8'miş diyoruz arkadaşlar. Devam. Böyle bir şeyler vermiş. 5 basamaklı sayısı ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. 5 ile bölümünden kalan 2. O zaman arkadaşlar direkt A'ya 2 diyebiliriz değil mi? Tamam. 7'den küçük olduğu aşikar. Pekala A'yı bulduk. 5, M, N, N, 4, 2. Güzel. Güzel. 11 ile tam bölünebilmektedir diyor. 11 ile tam bölünebilmektedir. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artılara bakalım. 5, 7 ve ne? 7 artı ne? Eksilere bakalım. Eksi m, eksi 4. Buradan arkadaşlar eksi 4 ile 7'yi işleme sokarsak. N eksi m artı 3 ne olacak? 11 ile tam bölünecek. Yani 11'in katı olacak. O zaman arkadaşlar n eksi m ne olur? n eksi m eşittir. Eksi 3 olur. Pekala 2'den büyük aralarındaki fark eksi 3 olacak. Tamam bunların ikisi de 2'den büyük aralarındaki fark eksi 3 olacak. Mesela 6'dır ve 3'tür değil mi arkadaşlar? 3 eksi 6'dır. M'yi n'yi bulduk? 3 artı 6 artı 2'den 9 11 olur cevap devam 6 basamaklı sayısını o sayısının 11 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre a kaçtır diyor Şimdi yine yöntemimizi uygulayalım 2 5 7 a 3 ve 4 11 ile bölümünden kalan 2 imiş. yani artı eksi artı eksi artı eksi koyduk bakalım pozitifleri 4A Evet 9 artı a, 9 artı a 3 9 12 eksi 12. Tamam eşittir 11 ile bölümünden kalan 2 11k artı 2'ymiş. 2'yi buraya atalım Ne olur? A eksi 5 eşittir 11k olur. Buradan a eşittir 5 bulunur arkadaşlar. Hani 0 eşitlemiş gibi olduk niye çünkü K 0 da olabilir yani 11 çarpı 0 da olabilir. Burada K'nın doğal sayı olması önemli arkadaşlar. Evet a eşittir 11 dedik Pardon tam sayı olması önemli pardon A eşittir 5 dedik. Cevap C şıkkı oldu. Evet. Diğer bir husus. Aralarında asal çarpanlara bölünebilme diyor. Ne demeye çalışıyor arkadaşlar burada notumuzda? Şunu diyor. Mesela biz neyi öğrendik? 2'yi öğrendik. 3'ü öğrendik. 4'ü, 5'i, 8'i falan filan öğrendik. Ama arkadaşlar dikkat edin. Arada 6'yı atladık. Değil mi? Mesela 11'i öğrendik. 12'ye hiç değinmedik. İşte bu durumlarda belirtelim 6 12 sonra ne bileyim 15 15 30 30 sonra devam edebiliriz böyle 45 falan filan devam ettiniz. Bunla, bu durumlarda ne olacak arkadaşlar? Bu durumlarda da sayıları aralarında asal iki tane çarpan şeklinde düşüneceksiniz. Mesela mesela ne olacak? İşte bu 3 kere 2'dir. 3 ve 2 arasında asal mı? Asal. Dolayısıyla arkadaşlar ben bir sayının 6'ya bölümünü kontrol edersem aynı anda 3'e ve 2'ye bölünebiliyor mu? Onu kontrol edeceğim. Mesela 12. Arkadaşlar 12 3 kere 4 müdür? Evet. Dolayısıyla ben bir sayının 12'ye bölümünü kontrol ederken 3'e ve 4'e aynı anda bölündüğünü kontrol edeceğim. Dolayısıyla 15 dediğimiz 3 çarpı 5 fakat geldik 30'a. Bakın 30 6 kere 5 olabilir. 3 kere 10 olabilir. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu da arasında asal bu da arasında asal. Ama ha, ikisi de olur. Ama arkadaşlar şurada kendimize ekstra bir iş çıkartmış oluruz. Niye? Zaten 6 bir de 3 ile 2 diyeceğiz. Sıkıntı. O yüzden şunu kullanın geçin. Yani 3'e ve 10'u deneyin arkadaşlar. Tamam. Evet. Dolayısıyla buradan bakarsak 45 ne oluyor? 5 kere 5'e ve 9'a aynı anda bölünüyorsa 45'e bölünürmüş diyoruz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim bir uygulayalım bak. 4 basamaklı 4A 3B sayısı 15 ile tam bölünüyor. 15'e bölünebilme kuralı nedir? 3'e ve 5'e aynı anda bölünüyorsa 15'e bölünür. 4, a, 3, 0. 4A3 5 diyeceğiz. Neden? Çünkü 5'e bölünecek. Dolayısıyla son basamağı ya 0 ya da 5 olacak. Güzel. Güzel. A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. Şimdi 3'e bölünmesini kontrol edeceğiz. Ne olur bu? 4, 7. 7 artı A. A buradan 2 olur. A buradan 5 olur. A buradan 8 olur. Rakamları farklı falan dememiş. Güzel. 4, 7, 12. 12 artı a. A buradan 0 olur. A buradan 3 olur. 6 olur ve 9 olur. Değerler toplamı 2, 7, 15, 12, 18 de buradan 33 oldu. Evet devam. 6 basamaklı rakamları farklı altını çizmek lazım arkadaşlar önemli çünkü sonra unutulabiliyor. 148m2n sayısı 36 ile tam bölünmektedir. Pekala 36. Ne olur? Aralarında asal şekilde 4 kere 9 36'dır değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 4'e ve 9'a aynı anda bölünürse mesele tamamdır. Şimdi 4'e bölünmesi için 148m 2 0 148 m 2 4 148 m 2 8 fakat dikkat edin rakamları farklı diyor yani ben bunu almayacağım bunu da almayacağım arkadaşlar değil mi Evet dolayısıyla elimde bir tek bu kaldı bunun 4'e bölünmesini zaten sağladık 9'a bölünmesi ile alakadar olacağız şimdi 1 artı 4 artı 8 artı 2 artı m ne olacak? 9'un katı olacak. 4, 5, 13, 13, 15. 15 artı m eşittir 9k. m buradan arkadaşlar ne olur? 2 pardon 3 olur. Cevap Adana. Altı basamaklı rakamları farklı sayısı 55 ile tam bölünmektedir diyor. 55 hemen aralarında asal 5'e ve 11'e bölünürse 55'e bölünür. Doğru mu? Pekala 5'e bölünecekse 3, 7, 5, A, 8, 0 ve dikkat edin rakamları farklı. Yani ben buraya B yerine 5 veremeyeceğim. O yüzden hiç uğraşmayalım onunla. Ve 11'e bölünecek. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Ne oldu arkadaşlar? 7 a 0 yani 7 artı a devam sonra 3 8 16 eksi 16 ne olacak 11'in katı olacak a eksi 9 eşittir 11 k a buradan 9 çıktı Evet devam ediyoruz. 4 basamaklı sayısı 12'ye tam bölünüyor. 12'ye tam bölünüyorsa ne olacak? 3'e ve 4'e aynı anda bölünecek. 6A1 2 6A1 6 ve başka da alternatifimiz yok galiba arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler. Şimdi 4'e bölünmesini sağladık. Şimdi 3'e bölünme ile uğraşacağız. Ne oldu? 1 pardon 6 7 9 9 artı A 6 7 13 13 artı A bunun 3 ile bölünmesi için A'nın alabileceği 0 3 6 9 olabilir. Bunun 3 ile bölünebilmesi için 2, 5 ve 8 olabilir. Toplayacağız. 12, 18, 15 de buradan 33 galiba aynı cevabı yine bulmuştuk başka bir soruda. 5 basamaklı sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre 15. 15 ne, nedir arkadaşlar? 3 kere 5'tir değil mi? 6A rakamları farklı filan dememiş. 6A, 8, 2, 0. 6 A 8 2 5 Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi 3'e bölünebilmeyi düşüneceğiz. Arkadaşlar en çok dediği için şunu iptal edebiliriz. Ama şöyle bakın. Neden iptal ediyorum? Ben sayı 0'dan direkt çok büyük diye yani 5 fazla diye iptal ediyorum. Mesela diyelim ki işte şu 4'tü şu 5'ti o zaman iptal etmemem gerekebilir arkadaşlar. Direkt iptal etmeyin yani siz. Tamam neyse biz yine de iptal etmeden yapalım hadi. 3'e bölünmeyi sağlayacağız. 8, 14, 16. 16 artı A 3'ün katı olacak. A buradan 2 olur, 5 olur ve 8 olur değil mi? 8 0 da 8 ediyor bakın. Buradan bakalım. 6 14 16 ve 21. 21 artı A 3'ün katı olacak. A buradan 9 olursa ki maksimum aradığım için 9 verdim. 9 artı 5 14 bulunur. 5 basamaklı sayısı 60 ile tam bölünmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar 60 12'ye 5 diyebiliriz. 3'e 20 de diyebiliriz. Değil mi? Biz neyi verelim arkadaşlar? Şurada bize 2 iş daha çıkartacağı için biz 3'e 20'yi verelim. E 20 ile bölünebilme öğrenmedik. Ama basit bir şey oldu. Aşikar arkadaşlar nedir? 100 hani çift 0 20 40 60 80 bunlar bölünür değil mi? Pekala 2A6 ne diyelim abc toplamı en büyük dediğine göre o zaman 80 verelim hadi. Yine 2a 6 60'ı da deneyelim. Çünkü birbirine yakın. Hani benim meselem ne? Şurada 3. 3 burada ne var? 2 fark var. O yüzden arkadaşlar birbirine yakınsa ikisini de denemem de fayda var diye düşünüyorum. Pekala pekala. Ne diyoruz? 3'ü deniyoruz değil mi? 2 8 16. 16 artı a dedik. 16 artı a ne olacak? 3'ün katı olacak. O zaman a 2, 5 ve 8 olabilir. Tamam buradan bakalım. 2, 8, 14. 14 artı a 1, 4, 7 olabilir. Arkadaşlar burada olmadı. Niye? Niye? Çünkü 7 çıktı. 8, 7'den büyük. O yüzden buraya odaklanalım. A, 8, B, 8, C, 0 toplarsak 16 olur.